kim başa çıkacak konusunda sıkıntı. Varla yok arası yani. Şöyle, kim başlatacak sorusuna hemen cevap vereyim. Vlad başlatabilir. Ama şöyle, o Vlad'ın koridordan çok iyi çıkmış olması lazım ki hani böyle sıçrayı hayaleti kullanıp direkt rakibinin içine girip böyle 3-4 kişilik ulti atıp hani hasarı bırakıp falan filan, yani öyle bir Vlad'dan bahsediyorum. Aksi takdirde işleri çok zor. Evet. Ya ama şunu söyleyelim. Burada şunu yaptılar. Bu arada Vlad alt koridor, yanında Senna üst koridor, Vayne de olabilir. Evet, Siyon'a karşı iyi çünkü. Orada Zehri saldı. Arinci, T1. Bunlara karşı da rakibi şaşırtmak gerekiyor. Burada şaşırtacak bir hamle geldi. Yakın çekim. Görünüş önemli lütfen. Tabii. Bu arada orta koridorda takaslar devam ediyor ve tüm iksirler kullanıldı. Caps biraz daha sağlıklı durumda. Burada Yankos. Ne oluyor? Şimdi sıçrayla birlikte Bayerton öpücük. Ne oluyor? İlk kan geliyor. Yani sis dedi, ilk kanı almazsın Yankos. En sevdiğim skor bu arada. Daha çok onu böyle hani zor pozisyonlara saklaman gerekiyor. Burada biraz da spamlamış diyebiliriz. Orta koridorda bir takas. Flakit çok erken kullandı bu arada Arındır'ı. Şokan'ın üzerine gitmeye devam ediyor. Hayaletinde kullandı. Kullanılan bir sıçra var Flakit'ten ama yakalayan bir BNJ. Bile. Ve pasif aldıktan sonra bu arada Targamas. Son bir otomatik saldırı daha gelmedi üzerine. Bir anda iki skor buluyordu alt koridordan Saigon Buffalo. Şimdi orta koridorda görüşü kısıtlanan ve yavaşlatan bir Froggy. Caps son ana kadar bekledi. Yani Ayarton öpücükten kaçtı belki Froggy ama. Bu minyon dalga seviye 6 yapar mı bilmiyorum ama. Bu arada Nihir üzerinde bir karşılaşma var. Cap seviye 6 oldu. Burada da bir kovalamaca. Hasar yetecek mi acaba? Evet. Ketti Graves. Ve Yankos kırmızı güçlendirmenin hasarıyla birlikte skoru aldı. Sağa gösterdi, sola gitti. Şimdi Ayarton öpücük tutuyor. Bince'ye de düşecek burada. Ve Yankos 3-0-1'e geldi. Dakika daha 6. Graves görmek istiyordunuz. Buyurun. Oyunu etki eden Grace. 3-0-1 Grace. Ona da bu. Caps! Burada Froggy'yi de buluyor. Ne yapıyor? Az önce kullanmamış mıydı bu ultiyi diyor belki Froggy ama. Saigon Buffalo. Buffalo var Targamas. Bu infoyu takımına sağlıyor. Fakat Flakit burada değil. Ve alamet neredeyse bitti. Ve bir barikat. Caps'e giden Ayarton öpücük isabetli değil. Yankos'la Targamas rakibinin ormanında dolaşmaya devam ediyorlar. Taki. Şimdi Taki yavaşlatıldı orada. Bir türlü görüşü sağlayamadı. Ulti yalnız kaçtı. Parçalı esiri kaçtı. 3 seviye kadar. Ama burada planı önde değil. Bu arada Vinci Broken Blade'i yakaladı. Üst koridora bir de Twisted Fate'den gelen bir ulti var. Ve Broken Blade düşecek burada. Düşmeden önce minyonu da temizleyeyim dedi. Ona bir yardım gelemeyecek. Tabii üst koridora kaynak ayırıyor belki Saigon Buffalo ama alt koridorda yalnız Flakit. Üzerinde bir bitkinlik de var. Vladimir'in ultisi de patlayacak şimdi. Hasar yeterli olacak gibi görünüyor burada. Karşılık vermek Yankos, gerekiyor. Yankos burada Hazmet'i yakaladı. Önce görüşünü kısıtlıyor. Yolun sonu belki hasar bırakmadı ama o hayalet Hazmet hayatta tutmayacak. Sıçrayı da kaybetti burada. Ultiyi de kaybetti. Bir NT diyelim. İki skor buldu. Takımın 3 skorunun ikisi onda. Şimdi Caps'in üzerine gidiyor. Ultisi var. Caps burada düşebilir. Caps'e kalan sıçrayı kullanmadı. Ulti için bekletiyor. Zamanında sıçra geldi. Son vuruştan kaçıyor mu? Hayır. Orada kırmızı çarpın etkisiyle birlikte. Tam bir avcı. Caps düştü. Şimdi Yankos da geldi oraya. O alamet. Vurmayacak. Kuleye bile hasar vurmayabilir. Broken Blade'den yakın menzilli bir ulti kullanımı hasarını bıraktı. Ve Yankos yok ediyor zaten. Yalnız alt koridorda Shogun gayet iyi bir durumda. Evet. Ya bir büyücünün alt koridorda minyonda hani Syndra vesaire değilse bu tarz iyi bir skorla çıkmasını beklemezsiniz bir nişancıya karşı ama. Ama şu var tabii ki G2'nun. Orada Caps ultiyi kullandı. Ayarton'u vücutta tutuyor bir sıçra ama bu sıçra hayatta tutmayacak Froggy'yi. İyileştiren iki tane şampiyon var. Bir ağır yara tercih gelmedi henüz. Tabii genelde böyle koridorlarda ilk eşya alınıyor aslında. Evet. Gücünü durdurabilecek henüz bir planı yok gibi görünüyor Saigon'un. Yalnız olur da Yankos'un bir de orada ekstra altınları bulursa işler. Ve ikinci alamet tarafında Bardulis'in güzel bir refleks ama Shogun kule altında Flakit'i yakalamış. Oraya gelen bir Froggy var. Shogun ikinci skorunu buluyor. Ki zaten o da bunu bu olasılığı muhtemelen düşünüyordur. Ki görmüştür de. Burada bir takım savaşı izleyebiliriz. Yalnız Yankos parça TSM'i gönderdi ama güzel bir Zonya. Bakalım o Zonya hayatta tutacak mı? Forgy bu sorunun cevabı hayır. Çünkü oraya gelen bir Caps var. Caps 2'yi de buldu ve Shogun'la düştükten sonra artık
yapabilecek. Hiçbir şey kalmıyor Saigon Buffalo tarafının. Caps'in kullanabileceği bir ultisi daha var. Bincay'ın üzerine gitti, onu gördü de. Ayartın öpücü kullanmak için bekletiyor. Bincay'ı burada yakalayacak gibi son anda sıçra. Froggy de erken önünde bir şeyler yapmasını beklediği Froggy de. Bu ne? Peki. Acaba Naru şu anda yayını izliyor mu? Deminden şimdiye geldim ultisinin Twisted Fate versiyonu ve hayır. Gerçek anlamda hani... Aha gidiyor bu arada. Nereye? Froggy'yi oyundan soğutma operasyonu var. Froggy... Targamasın geldiği yere bakar mısın yani? Ne yapsın bu adam bu saatten sonra? Minyonları temizler. Olabilecek mi büyük minyonu? Yok olamaz. Bu maçtan sonra mental olarak kendisine gelecek. Hayır, yapabileceği hiçbir şey de yok işin kötüsü. Şimdi orta koridorda Taki... Yani herhangi bir yetenek kullanmaya gerek yok. Otomatik saldırıları yetti orada Yankos'un. Kızıl havuz çok erken kullanılıyor. Shokan'ın kullanabileceği bir sıçra var. Şimdi ultiyi bırakıp sıçrayı attı ama. Ocağını yenileyemeden Caps. 7. skorunu bularak Shokan'ı davluyor. Yavaşlatılan bir Bincay var. Targamas tek başına devam etti rakibin üzerine sıçrayıp. Baron geldi. Çoktan baron kararı geldi G2'dan. Bakalım. Bincay ulti çarpla birlikte bu baronu çalabilecek mi? Senin ultisinden destek geldi. Biraz geç kaldı Bincay. Ve Baron da alınıyor. Diego da alınıyor. Hazmet. Ulti açtı. Broken Blade'e bir tane kazık atar gönderdi. Sersemletiyor onu. Buradan uzaklaşmak istiyor artık Saigon oyuncuları. Yine Ripley'den. Bir takım savaşı yine. Daha. Taki. Az önce buradaydı. Artık buharlaştı. Shogun 3 kişinin arasında. Kızıl Oğuz sanırım kullanamadan düştü o da. Sonalar bu kadar hızlı tek yerdi. Senna da o dönemi hatırlatan performans. Bu arada Senna da öyle bir evet şampiyon. O da çok kırıldı. Ve alt koridorda inventör düşüyor. Oyunu bitirmek için yeterli vakti var mı acaba G2'nun? Shogun 10 saniye daha yok. 5 ve 4 durumdalar. Sarı kart çekildi Froggy'den ama sarı kart daha gönderemeden yarı canı düşüyor. Takin'in üzerine. Koça tezini %50 canından yok artık. Bart'tan kullanılan Targamas'tan gelen boyutu var. Hazmet ayartan öpücüğe yakalanıyor onun çıkışında. Ve artık oyunun sonundayız. 23. dakikayı göreceğiz ama G2 4. galibiyetine. Kapışma aşamasında 4. galibiyetine. Şuna bak, şuna çok bak. Yakın. Skorlar artık çeşmede alınıyor. Froggy ayakta kaldı belki girecekler. Ama istiyorlar. Şimdi Caps ayartan öpücü tutturdu sanırım orada ama kimse takip etmedi. Sattılar Caps'i. KDA'ya oynadı Yankos orada. İçeri girmedi. Ve 23 dakikanın sonucunda G2 galip gelmeyi başarıyor Saigon Buffalo karşısında.